Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Yani öncelikle şöyle söyleyeyim. Birincisi, bir kişinin Allah'tan başka dua ettiği bir kişi vardır. Ama o kişi onun yaptığı ibadetten, duadan İsa Aleyhisselam gibi ya da salih zatlar gibi herhangi bir şekilde razı değildir. Bu insanlar birileri tarafından tağut edinilmiş insanlardır. Birilerinin tağutudur. Birilerinin ilahıdır. Ama onlar bundan razı olmadığından dolayı herhangi bir şekilde onlar Allah'a sığınırız ki kafir değillerdir. Ama bir tarafta ise kendi kanunlarını insanlara çağıran insanlar vardır. Bunlar da kafir olan tağutlardır. Allah subhanahu ve teala'ya karşı haddini aşmış küfür ehli, inkarcı, müşrik, müfsid insanlardır. O yüzden ikisinin arasındaki fark, bir taraf Allah'tan başkasına dua ederek bir tarafı ilah durumuna getirmiştir. Kur'an'ın da bu konu edilmiştir. Kıyamet günü bu insanlar hiç bunların ibadetinden haberdar olmadığından dolayı onların ibadetlerini reddedecekler. Ondan uzak olduklarını söyleyecekler. Mesela Rafizilerin Ali radıyallahu anh'ı ilah edindiği gibi ya da Hristiyanların İsa aleyhisselam'ı ilah edindiği gibi ya da Yahudilerin Üzeyr aleyhisselam'ı ilah edindiği gibi. Bu salih olan kişiler, peygamber ve salih olan kişiler bunların ibadetlerinden hiçbir şekilde haberdar mıdır? Haberdar değildir. İbn-i Sebe ve taifesi Ali radıyallahu anh'ı ilahlaştırdı. Ama Ali radıyallahu anh bundan razı oldu mu? Razı olmadı. Yani Ali radıyallahu anh ilahlık vasfedildi ona ama o ilahlığını yaptı, reddetti. Yani iki tarafın kendi yaptığı işe, amele bakarız. Kim kime ibadet ediyor, kim kimi tağut ediniyor ve tağut edindikleri kişi bundan razı mı? Ve tağut edindikleri kişi bunu onlara emretti mi? Eğer ikisi de bu durumdan razı ise birileri birilerine tağut edinmiş olur, birileri tağut olmuş olur. Ve iki taraf da Allah'ın dininde kafir olmuş olur. Ama birileri razı değil ise ama birileri ibadet etmekten razı ise ibadet eden kişiler bundan dolayı ne olmuş olur? Müşrik olmuş olur. Allah'a şirk koşmuş olur.